Yani öncelikle şunları şöyle başlayalım. Yani Türkiye'de darbeler AKP'ye kadar silahlı kuvvetler eliyle yapıldı. Silahlı kuvvetlerin sivil iktidara el koyması şeklinde gerçekleşti. 27 Mayıs'la başlayan 3 askeri darbe 12 Mart ve 12 Eylül'le devam etti. Bunların hepsinde toplumda bir karşılığı olan askerlerin iktidara el koyması şeklinde ve onay toplumun görece onayladığı darbelerdi bunlar. Çünkü hepsinde o zamana kadarki devlet düzeninin bozulduğu veya tersine dönmesi, farklı biçimlere evrilmesi söz konusu olan olaylar gelişmişti. Bunların hepsinde ortak bir şey de mevcut düzenin toplumsal muhalefet tarafından özellikle 12 Mart ve 12 Eylül'de sol örgütlenmeler tarafından bir tehdit olarak algılanması neden oldu. Hepsinde yeniden sivil idareye dönüş, büyük acılar çekildi ve sivil idareye tekrar dönüldü. Ama kalıcı etkileri açısından en zalim olanını ben 12 Eylül kendim belki yaşadığım için böyle gördüm. 80 yılında darbe olduğunda Konya 3. Anajet'teydik biz. Bir gün önceden darbenin zaten çok daha önceden ayak sesleri duyuluyordu aslında. Ve darbenin 12 Mart'ı yaşayan 68 kuşağının bizlere aktardıklarından öğrendiğimiz kadarıyla da sol görüşlü insanlara, subaylara, askerlere, sivillere yönelik bir etkisi olacağını da biliyorduk. Ben Teğmen Rütbesi'nde 12 Eylül'de Hava Kuvvetleri'nde subayken o zaman bize de yönelik hareketlerin olacağını görüyorduk. Çünkü biz de sol fikirlere sahip, ordu içinde görece demokrat, bağımsızlıkçı subaylardık ve sayılarımız da hiç küçümsenmeyecek kadar fazlaydı. Bunun temel nedeni de şu aslında, yani Cumhuriyet'ten sonra mesela eğitim hamleleri çok gecikti hep. En fazla konuşulanlardan biri de köy enstitüleri biliyorsunuz. Köy enstitüleri NATO'ya girildikten sonra özellikle Türkiye'de daha liberal kapitalizmin gelişmesine bağlı olarak yapılan eğitim hamlelerinde köy enstitüleri kapatıldı ve onların etkileri bile özellikle özgür düşünce, okuma yönünde, farklı kaynaklardan beslenme yönünde ihtiyaçların önünü kesti bu. Bizler Hava Kuvvetleri'ndeki subaylar olarak bu dalganın bize de yansıyacağını biliyorduk aslında. Ama herhangi bir suç teşkil edecek bir şeye karışmadığımız için sadece kitap okuyan, merak eden, bazı sol fikirleri benimseyen subaylardı. Hava Kuvvetleri görece harp okulundakine göre daha az etkilendi. Örneğin biz 4 pilottuk gözaltına alınan, bizler atılmadık. Aynı görüşlere sahip karacı arkadaşlarımız ordudan atılmalarına rağmen biz orduda sakıncalı personel olarak kaldık. Ben dolayısıyla 12 Eylül'ü hem içeride hem de iki kez gözaltına alınan bir subay olarak daha sonra Üsteğmenken ikinci defa 1984 yılında gözaltına alındım. Tam tecritte, hücrelerde sulandık bizler. İçeriden de dışarıdan da değerlendirme şansım oldu. Şimdiki deneyimlerimle geriye baktığım zaman bu askeri darbelerin getirdikleri, çektirdiği acılar ve kalıcı sonuçlarını görme şansım var ki bugünü
12 Eylül'ün istediği ve yeniden Türkiye'de toplumsal muhalefetin filizlenmesine engel olmak için, hatta çare olarak özellikle dindar, İslamcı bir anlayışı bu ülkeye getirdiğini bizzat yaşayanlardanım ki AKP'nin iktidara gelişi ve sonraki iktidardayken yaptığı dönüşümlerin yönü 12 Eylül'ün adeta devamı şeklinde diye değerlendiriyorum. Evet, şimdi AKP iktidara geldikten sonra kendisine tehdit olarak gördüğü, ki geçmiş tarihsel gelişinde bunu gösteriyor, esas olarak ordu içinde kendi yapacağı dönüşümlere engel olabilecek Kemalist, daha demokrat diyebileceğim, İslamcı ideolojiye, dini ideolojiye aykırı unsurlar olduğu için ordu içinde örgütlenmeye en fazla, ordu içinde dönüşüme en fazla ağırlık veren iktidar oldu. Başta da söylediğim gibi diğer iktidarlar da hep, örneğin Milliyetçi Cephe hükümetleri döneminde biz harp okulu öğrencisiydik. O zaman da harp okullarında ülkücü görüşteki öğrencileri kollayan böyle bir komuta kademesi vardı ve onlara olanaklar sunan, onların terfi etmesini kolaylaştıran bir sürü uygulamaya tanık olduk biz. Örneğin bir sabah harp okulundayken okuldaki takım komutanı, bölük komutanı seviyesindeki idareciler hep bu ülkücü görüşü benimseyen insanlara yakın insanlardı. Sınav sorularını bile ele geçirip kendi görüşündeki öğrencilere dağıttıklarına tanık olduk. Bunları yakaladık hatta. O dönemin gazetelerinde bunlar haber de oldu. Ama AKP bunların hepsinden fazla ordu içinden de bir tehdit beklediği için harp okullarında ve silahlı kuvvetler içinde örgütlenmeyi Fethullah cemaatini benimseyen askeri öğrencilerle, subaylarla yapmaya çalıştı. Ve bunun önünü açtı. Yani o döneme kadar daha Kemalist ve AKP ideolojisine, Erbakan'a hatta karşı çıkan bir kesim orduyu yönetmesine rağmen önce küçük küçük başlayan örgütlenmelerle cemaat örgütlenmesi askeri okullarda ve özellikle hava kuvvetlerinin pilot kadrosunda hızla büyüdü, çığ gibi büyüdü. Bu iktidarın istediği bir gelişmeydi ve bunun önünü açtı, kolaylaştırdı. O görüşteki insanların terfi etmesi, general olmasının önü açılınca aşağıya doğru bunun etkisi de çok özgün bir terfi yapısı da olmadığı için, bir terfi politikası da olmadığı için siyasi iktidara uygun insanlar yetişmeye başladı. Tabii 14 yıl sürdü bu örgütlenme. 2016'ya gelinceye kadar bu yollar aslında AKP'nin kendi istediği yönde taşlarla döşendi ve ordu içinde kendi düşüncelerine aykırı insanları ordudan çıkmaya zorlayıcı baskılara bile neden olacak seviyeye geldi. Örneğin Hava Kuvvetleri'nde pilotlarından Atatürkçü, Kemalist, Demokrat olanlar bunların baskılarıyla, komplolarıyla, işte bazı ses kayıtlarıyla servis edilmesiyle hedef haline getirildi. Çoğu mecbur hizmetini doldurup istifa edip sivil hava yollarına geçtiler. Dolayısıyla pilot kadrosu tümüyle cemaatçi örgütlenmenin eline geçti. Bu AKP'nin kendi yarattığı bir etkiydi zaten. Ama darbe mi değil mi tartışmasına gelen şey AKP'nin dışında da bir güç olmaya başladılar. Fethullah cemaati iktidar ortağı olarak aslında. 17-25 Aralık'ta bir görülen bu iktidar içi çatışma aslında darbe diye bize askeri darbe girişimi olarak
sunulan 15 Temmuz'un da ne olduğunu gösteriyor. Aslında bu iktidar içi bir çatışmaydı ve ordu içinde iktidarın gördüğü ideolojisini benimseyen subayların kalkıştığı bir şeydi. Bu da güçlü kanat, daha Erdoğan'ın kontrolünde olan güçlü kanadın kontrolünde bir girişimdi. Çünkü Erdoğan'ın istediği, aslında AKP'nin o dönemde istediği, bazı değişiklikleri yapabilmesi için, tek adam rejimine geçebilmesi için tam da askeri darbelerin yapmak istediği şeylerdi. Dolayısıyla buradaki 15 Temmuz'da yaşanan da iktidar içi bir çatışmaydı ki galibi de daha büyük, daha geniş örgütlenmeye sahip olan mevcut iktidar oldu. Diğerini tasfiye etmeye kalkıştığı için, cemaatçi örgütlenmenin kendisi için de bir tehdit oluşturmaya başladığından itibaren onu tasfiye etmek için kontrolünde tuttuğu bir iktidar içi çatışmaydı 15 Temmuz. Bir askeri darbenin hazırlığı açısından, diğerlerinin tarihini okuduğumuzda özellikle gördüğümüz şeylerin hiçbiri yok 15 Temmuz'da. Ama sonraki gelişmeler aslında sivil görünümlü, askeri olmayan bir darbenin dinamiklerini bize gösterdi. Yani mesela 12 Eylül iktidarı anayasayı askıya aldı. Devlet başkanı olarak Kenan Evren'in getiren bir rejim kurdu. 15 Temmuz'dan sonra yapılan da bu. Aslında Erdoğan tek adam rejimini kurdu. Tek başına, aynı 12 Eylül'ün Kenan Evren'i neyse, o 15 Temmuz'dan sonraki Türkiye'deki sivil görünümlü ama aslında bir darbe olarak nitelendirilebilecek uygulamaları yapan iktidarın devlet başkanı da Recep Tayyip Erdoğan oldu. 12 Eylül'ün ekonomiyi teslim ettiği Turgut Özal, neoliberal ekonominin Türkiye'deki mimarı diyebiliriz. Erdoğan'ın ekonomiyi teslim ettiği yine neoliberal ekonominin temsilcilerinden Şimşek'ti. Yani darbenin iktidarda uyguladıklarına baktığımız zaman 12 Eylül'ün hemen hemen aynısı bir sivil görünümlü darbe gözümüze çarpar. İkisinde de esas olan toplumsal muhalefetin özellikle bu ekonomik koşullara karşı, şimdi de görülen yükselen muhalefete karşı tek adam rejimi, askeri bir dikta, bir faşizm uygulamasını istiyor kapitalist sistem. Dolayısıyla bunu neyle yapabilirlerdi? 12 Mart, 12 Eylül'de ancak bir ordunun anayasayı askıya alarak yapacağı askeri bir dikta rejimiyle yapabileceklerdi. Şimdi ordu tümüyle AKP'nin kontrolünde. 15 Temmuz'da böyle bir çıkış olsa da ondan sonraki gelişmeler, artık gerek harp okulları, asker liseler, buradaki eğitimle de düşündüğümüz zaman farklı fikirde hiç kimsenin yetişmeyeceği bir tek eğitim sistemine kavuşturdu. Tabii böyle bir ordunun aynı düşüncedeki bir iktidara darbe yapması söz konusu değil, ama darbenin olanaklarını sisteme sunma açısından bir tek adam rejimine ihtiyaç var. Bunu o yüzden sivil görünümlü bir darbe olarak nitelememin sebebi budur. Aynı Kenan Evren'in yaptığını şimdi sivil, tırnak içinde seçilmiş bir cumhurbaşkanı, hem ekonomik anlamda hem de özgürlükler, demokrasi açısından tam bir askeri rejimin uygulamaları şeklinde görüyoruz bunu. Yani 15 Temmuz, özetlersem 15 Temmuz bir iktidar içi çatışmaydı. Bunun sonucunda güçlü olan taraf, aynı 15 Temmuz başarılı olsaydı yapacak ne varsa bunları sivil bir iktidar görünümüyle Türkiye'ye dayattı. Bugün bir tek adam rejimi hala sürüyor. Aslında o anlamda Kenan Evren'in kurduğu rejimin devamı gibi düşünebiliriz. Ama hem de özellikle laiklik konusunda bazı kaygılar
ifade etse de kim hepsinin bir askeri darbe olsaydı karşı çıkacağı birçok şeyi sivil görünümüyle hayata geçiriyor ve büyük bir rejim değişikliğini Türkiye'ye dayattı ve başarılı da oldu bu anlamda. Hedef aldıklarını da gözlediğimiz zaman 12 Mart ve 12 Eylül tümüyle sol örgütlenmeleri, özgür düşünceyi hedef almıştı ve bunları zindanlara tıkmıştı, siyasetten uzaklaştırmıştı, bir kısmını işkencede, bir kısmını asarak katletti 12 Eylül. Şimdi de baktığımız zaman bu dönemin sol özgürlükçü düşünceleri, özgürlükçü örgütlenmeleri bu dönemin iktidarının hedefindedir. Türkiye bugün nüfus başına en fazla tutuklu ve hükümlü sayısına sahip ülke. İçeriye baktığımız zaman da hedef aldığı yine muhalif kesim ve bunun örgütlenme ve halk da karşılık bulan kesimidir ki AKP'nin hedefinde bu nedenle HDP ve bileşenleri var. İktidarını dayandırdığı birkaç temel nokta var. Birisi de bunlardan birisi de savaş. Savaşçı politikalar ülkedeki demokratik muhalefetin de birleşip karşısına dikilmesine engel olduğu için, onları da kendi arkasında hizaya getirdiği için düşmana ihtiyacı var. Düşmanlaştırıcı bir politika izlemesinin sebebi bu. O yüzden Kürtlerin tamamını hedef alıyor ve bir terörist nitelendirmesiyle her şeyi, özgürlüklerden bahseden, insan haklarından bahseden, barıştan bahseden herkesi terörist ilan ettiği zaman bütün masumiyet perdesi diye nitelendirilebilecek bir perdenin ardında kalıyor. Bu demokratik muhalefetin yani darbeye karşı son verecek olan birleşik mücadelenin önündeki en büyük engellerden biri. Bunu ortadan kaldırmak lazım. Darbeyi bir 12 Mart'ı da 12 Eylül'ü de aslında demokratik bir düzene eviren şey onların tercihi değil, halkın mücadelesiydi. Bu çok önemli. O zeminde demokrasiden yana, laiklikten yana, özgürlükten yana, barıştan yana bütün güçlerin ortak mücadelesi gerekiyor. Bunu sağlamaya çalışmak lazım. Ülkede kendine demokrat diyen, solcu diye nitelendiren herkesin bana göre bu konuda hassas olup her türlü iktidarın bu cepheyi dağıtacak, bölecek propagandasına karşı birlikte mücadeleyi esas almamız lazım. 15 Temmuz'da aslında gölgede kalan bir dönem bu. 12 Eylül bile göstermelik de olsa bir yargılama söz konusu oldu. Ama 12 Eylül'ün, 15 Temmuz'un çok yakın tarih olmasına rağmen o dönemin aktörleri hala yaşıyor ve siyasette olmasına rağmen aydınlığa kavuşmadı. Bunlar halkın gözünde, meclisin önderliğinde yapılması gereken araştırmalar ne yazık ki bu dönemi aydınlatamadı. Bunun önündeki en büyük engel de yine o dönemin kontrolü elinde tutan iktidarı kuşkusuz. Bunların tarafsız, tamamen objektif soruşturmalarla aydınlığa kavuşması lazım. Bu dönem aydınlatılmadığı sürece benzer olayların da yaşanması kaçınılmaz. Çünkü Fethullahçı cemaat örgütlenmesinin özellikle ordu içindeki yerini şimdi başka tarikatlar aldı. Bundan sonra da Menzil tarikatı olur, Süleymancılar olur ki harp okulları içinde, silahlı kuvvetler başta olmak üzere eğitim kurumlarında bunların etkileri, bunların çatışmaları hatta söz konusu oluyor. Şimdi yeni cemaatler iktidarın gözdesi, bunların örgütlenmeleri söz konusu oluyor. Bunların önünü kesmenin yolu birinin yerine diğerinin tercihi değil, yine bir iktidar içi çatışmada
başka bir tarikatın benzer kalkışmaları söz konusu olur. Çare demokrasi, demokrasiye yeniden dönüştür. Bunu sağlayacak olan şey de az önce söylediğim gibi bütün özgürlükten, demokrasiden yana güçlerin birlikte mücadelesidir.